Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte YouTube videolarımın altına sırayla gelen eski versiyonları da bulunan bir videoyu yeniden yapacağım. Yapacağım bu videonun konusu da aslında ekran şifresini unuttuğumuz bir cihaza nasıl tekrardan erişebiliriz? Şimdi bununla ilgili birçok metot var. Ekran şifresi neydi? Şurada kullandığımız şifre şu gördüğünüz. Bazen unutabiliyoruz. Eski cihazlarımızı bulabiliyoruz. Ya da bir yakınımızın, tanıdığımız ve bildiğimiz birinin cihazından bir şeyler kurtarmamız gerekebiliyor. İşte bu tarz durumlar içinde sizlere bugün bir uygulama anlatacağım. Bu uygulamanın daha önce de tanıtımlarını yaptım ve daha önceki yıllarda kullanan arkadaşlar da memnun olduklarını yorumlarda zaten belirttiler. Bugün bunu bir yenileyeceğiz. Tenorshare For You Key uygulamasının phone lock yani telefon kilit özelliğini kullanacağız bugün. Uygulama ücretli bir uygulama ve bu videoda onların sponsorluğunda çekiliyor. Yani bana uygulamayı denemem ve kullanmam için ücretsiz olarak bir lisans hediye ettiler. Ben cebimden para ödemedim ama çalıştığını da biliyorum. Şimdi gelin bilgisayara geçelim. Bir cihazı taktığımızda süreç nasıl ilerliyor, nelere basmalıyız ve nasıl işe yarıyor bunları görelim. Şimdi önce gelin Tenorshare For You Key Unlocker'ın bir ana sayfasını inceleyelim. Sayfa içerisinde iOS 17'nin desteklendiği ve bunun bir Mac uygulaması olduğu yazıyor. %20'lik bir indirim olduğundan da şu anda bahsediyor. Aylık 40 dolarlık bir ödemesi var. Yıllık yani ömür boyu da 70 dolar. Az para mı? Değil ama böyle bir ihtiyaç hacet olduğunda bence iyi bir kurtarıcı olabilir. İndirmesi de ücretsiz bu arada ama içeride para ödüyoruz yine. Burada zaten gördüğünüz gibi bazı hatalar da anlatılıyor. Web sitesinin tasarım falan da bayağı iyi. Detaylarla ilgili bilgi veriyor. İşte ekranları açın, yok şunu kaldırın, Apple ID'yi kaldırın, şifreyi kaldırın vesaire gibi. Ama burada yine detayları da söylüyor. Veriyi kullanmadan uzaktan erişimli cihazları kaldırabilirsiniz diyor. Bütün adımları da hatta burada bir küçükten gösteriyor böyle takın başlayın vesaire diye. Uygulamayı zaten download'a bastığınızda direkt olarak indirebiliyoruz. Uygulama bu şekilde bizim karşımıza geliyor. Uygulama içerisinde ekran kilidi açma, ekran süresi parolası kaldırma, bu da çok unutuluyor. Apple kimliği kaldırma, uzaktan kontrolü kaldırma ve parola yöneticisi içerisinden telefona kaydettiğiniz herhangi bir web sitesinin parolasını bulma gibi özellikler de mevcut. Sağ üstteki ikonlardan da hem canlı destek alabilirsiniz hem üyeliğinizi görüntüleyebilirsiniz. Bunu düzgün bir şekilde kullanmak için önce cihazımızı bilgisayarımıza bağlamamız gerekiyor ve buradan başlangıç dememiz gerekiyor. Burada zaten bize detayları gösteriyor. Cihazınız iPhone 8 ve üstüyse kurtarma modunu almanız gerekiyor. Cihazınızı başlangıç olarak kurtarma modunu almanız lazım. Kurtarma modunu alırken de iPhone 8 ve üstü cihazlar için nasıl yapılacağı burada anlatılıyor. Hatta bunun animasyonlu bir anlatımı da yine bu şekilde mevcut. Birebir size saat tutan iPhone ve diğerleri olmak üzere de burada yine bu şekilde gösteriliyor. Buradan da iPhone, iPad, iPad Touch neyse seçebiliyoruz. Bunu aldıktan sonra zaten süreç kendiliğinden başlayacak. Burada cihazınızı doğru bir şekilde moda aldıktan sonra karşımızda telefonumuzun modeli, versiyonu ve uygulamanın kayıtlı olduğu alan geliyor. Bu alana telefonumuza yükleyeceğimiz yeni versiyonun bir dosyasını yüklememiz gerekiyor. Bu yüzden download kısmına basıyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra buradan zaten yine belli bir yüzdelik dilim dolacaktır. O dilim doluyor. Bu arada bu dosyayı kendiniz de indirebilirsiniz başka yerden. Buradaki yüzdelik dilim tamamlandıktan sonra da karşınıza zaten ekran tamamlandı diye gelecektir. Telefonunuzun kurulumunu yeniden bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer iCloud girişi var ve bu giriş kapatılmadıysa iCloud bilgilerine yine ihtiyacınız olacak. Lütfen bunu unutmayın. Böylece telefonunuzun şifresini unuttuysanız bile kullanabilirsiniz. Uygulamaların içerisindeki yedeklerden ya da bu tarz araçların ya da iTunes'un içerisine yaptığınız yedeklemelerden bu tarz problemleri yedeklemelerle birlikte de çözebilirsiniz yine. Burada kritik nokta şu, erişmek istediğiniz cihaza sonuç itibariyle yeniden yazılım yükleyerek yeniden başlatmayı sağlıyor. Telefonun ilk sahibinin çalıntıları engellemek maksadıyla iCloud girişlerini düzgün bir şekilde hatırlıyor olmanız gerekiyor. Yani ben bu telefonu sıfırladım, gerçekten de kullanabildim. Harika ama benim adıma kayıtlı olduğu için kendi mailimi girmem gerekiyor. Zaten sizin kendi cihazınızın şifresini unuttuysanız ve bunu çözmek istiyorsanız bu mantık gayet güzel çalışacaktır. Bu da işte çalıntı vesaire gibi kötü niyetli durumların önüne geçmek için yapılıyor. Dolayısıyla bu detayı lütfen unutmayın.
Ürünle ilgili gerekli açıklamayı ve gerekli linkleri ben aşağıya bırakıyorum. Oradan detayları siz de görebilirsiniz. Yorumlara fikirlerinizi ve deneyimlerinizi yazmayı unutmayın. Zaten ben de yorumları cevaplıyorum olabildiğince. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşça kalın. Sıradaki videoda görüşmek dileğiyle.